Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. Arkadaşlar bu bir kolektif falı. Kolektif adına niyetlendim. Genel bir açılım olacak. Tabii ki de herkesin enerjisiyle ilgili kolektife niyetlenerek kapatıyorum. Siz uyanları, uyumlananları alın. Uyumayanları evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımız da değil. Ben gördüklerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi beni bilen biliyor. Ee, bayağıdır biz aslında. Ben 3 sene oldu buradayım arkadaşlar. Bu kanal var. Ee, sürekli ilk günden beri takip devam eden arkadaşlar var burada. O yüzden de şöyle bir şey var. Biliyorlar benim ee, bu, bu ne demek istediğimi şu cümlemde. Geçmiş olsun. Şimdi o kadar güzel bir sürece giriyorsunuz ki. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yandan yandan kes bir hayalet var. İzleye dursun, dinleye dursun. Bir yola gitmişsiniz. O yolla mesele çözülmüş. Çünkü bakın şimdi. Falın yaşadığınız, içinizde olan ayna kısmınız, içiniz, yüreğiniz. Bu sizin sandık. Gel yaşayacaklara. Yani geçmiş işin özü bu. Geçmiş arkadaşlar bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu kişiyle konuşurken de arkanızda bir insan var. Cılız görünüyor. Sanki çelimsiz gibi durmuş. Ha çocuğunuzu mu saklarsınız? Hani saklarsınızdan kastım. Eşinizle tartışırsınız. Çocuğunuzu arkanızdadır. Sizden taraf olduğu için olabilir. Siz çocuğunuzu vermek istemediğiniz için olabilir. Ee, size aittir. Siz bakıyorsunuzdur. Nicelerini duyuyoruz arkadaşlar. Çok da yanlış yorumlamayın lütfen. Yani Öyle kişiler var ki bu anne olsun baba olsun. Çocuk birinde kalıyor. Diğerini umrunda değil. Diğeri gitmiş. O e, belki de bu görsel var. Yani gidecek birisi. Bana kalsa e, ben şöyle görüyorum. Erkek güçlü, kudretli, uzun boylu. Paraca büyük, yaşça büyük, konumca büyük. Bilmiyorum. E, bunu çünkü hem iş hem aile olarak değerlendirebiliriz. Erkek dediğim patron olabilir. Karşısında kadın dediğim siz olabilirsiniz. Ee, kadının arkasında bir çocuk saklıyor. Bir kişi destekliyor sizi. Ee, bu adam dediğim, erkek dediğimde patron olarak değerlendirdim. De arkasında iki kişi var. Dolduruyorlar ama. Bu patron ya da bu erkek dolduruluyor arkadaşlar. Bunu net söylüyorum. Sevgili erkek dinleyicilerim ne diyorsun dediğinizde Hayatınızda erkek doldurulmuş da olabilir diyorum bizzat. Bu siz de olabilirsiniz diyorum bizzat. Ee, ya da sizi doldurdular diyorum yani bizzat sizsiniz bu konudaki şahıs komple sizsiniz diyorum. O yüzden e, darılmaca yok. Ya sizin karşınızdaki erkeği dolduranlar var diye değerlendireceğiz. Ya da zaten bizzat sizi dolduruyorlar arkadaşlar yani. Ha, siz bunun neresindesiniz desem, hani bir acaba böyle bir şey yok diyorsanız, hani yanınızda olan bir olay mı yansıdı? çok mu içerlediniz, çok mu şahit oldunuz, sizin fanınıza çıkacak kadar etrafınızda böyle bir şey varsa o da yansır tabi de. O yüzden hani etrafınızda var mı onu bilemem. Ama şöyle bir gerçek var ki destekleniyorsunuz ve onun kadar güçlü değilsiniz ve aslında karşı taraf kadar iki kişi yok yanınızda hani cılızsanız bir. Arkanızda tek bir kişi var iki. Yani e, o daha güçlü, kudretli, büyük vesaire. Boş. Boş bir e, küheylanlık yapmış. Orada öyle güzel bir yerden bir haber alıyorsunuz ki tepeden. İlahi adalet işte devrede arkadaşlar. Ben hep diyorum size. Tepeden bir sinyal alıyorsunuz. İlahi adalet onun önüne öyle çorap örüyor ki siz orada... <laughs> O iki kişi var ya, şey gibi çıkmış. Yanlış anlaşılmasın ama gerçekten de öyle gördüğüm için söylüyorum. Şempaze gibi, yavru yavru maymun gibi. Hani küçük goril. <laughs> Böyle o halde maymunların yürüme halleri var ya herkes bilir. Goriller daha çok hani. O şekilde görüyorum iki kişiyi. İlahi adalet bir şekilde devreye girmiş ve gelsen o yalancı iki tane yalaka arka tarafta adamı. Bir şekilde destekleyen, dolduran o fitne, fecur işte bir maymuna dönmüşler. Ve siz gidiyordu dediğiniz noktada gitmemiş. Söyleyeyim. O ev satılacaktı dediğiniz noktada satılmamış. O orası gidilecek dediğiniz anda gidilmemiş. Ben şeyi net söyleyeyim size. Ee, yani ilahi adalet. Bunun tek açıklaması ilahi adalet olabilir arkadaşlar. Bariz derecede şey var çünkü orada. Hmm, bugüne geldiğinizde bu ilahi adaletle alakalı arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yine tabii ki de bir hesaplaşma derim, geçerim. Ama bunun altını siz doldurun da diyeyim. Çünkü ne zaman farklı bir tabir kullansam olay oldu burada. Hep aynısını mı görüyorsun? Hep de aynısını görüyorsun dediler. Şimdi ben hep aynısını görmüyorum. Ama burada boşanmayı düşünmüşsün sen. Ayrılmayı düşün. İşten çıkartmışlar seni. Sen başvuruyorsun. Senin iş yerinle alakalı zam var. Yani senin hayatındaki o resmiyet buraya bu şekilde yansıyabilir. Birisi tayin bekliyor. Birisi çıkış alacak. Biri ev satacak ya. Muhtarlıktan onay bekliyor onay e, ee, yurt dışına çıkacak işte izin belgesi başvurusu onayını bekliyor. Bir e, mülakata girdiğiniz sonuç bekliyor birisi. Üniversite sınavına girdi. Ehliyet alacak. Gibi düşünün. Olur mu? Gerçekten e, buradaki görsel bu yaşadığınız olay sonrasında sizin tutumunuz. Siz kendinizi resim kursuna mı verdiniz? Müziğe mi gidiyorsunuz? Artık İngilizce alacaksınız da işte ant içtiğinizde ama şirkette birinci çalışan siz mi olacaksınız bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Enerjimiz burada önemli olan ve bu falan enerjisi de bu. Dolayısıyla arkadaşlar benim size söyleyebileceğim şey bir hesap, hesaplaşma üzerine kurulu bir sürece başlattığınızı söyleyebilirim. Bunun dışında o süreç Git gel e, yaşıyorsunuz ara ara iniş çıkış gibi e, görünmekte ara ara ve de net bir şekilde e, imza olarak yansımış. Ocak ve Şubat bir devenin üzerindesiniz. Kısmetlerinizi alırsınız. Hakkınızın peşinden koşuyorsunuz. Gideceksiniz ve alacaksınız. O hak değil mi? Sizin ki rızkınız olarak çıkmış deve üstündesiniz. Ve güzel haberleriniz var. İki çıkış yolu çıkacak size. Özellikle Ocak sonunda iki tane kapı diyebiliyorum oraya. Yani o ister sağ ister sol hanginden gidersen git senin yoluna çık diyor. Ocak Şubat Mars aylarında arkadaşlar sizin adınıza bu mevcut davanız mevcut işte fala dinleme niyetiniz isteğiniz dileğinizle bağlantılı olarak söyleyebileceğim şey şu. Şubat Mart arkadaşlar rahatsınız süreç beklemede askıda ya da dava devam ediyor bir şekilde sonuçlanmamış ama e, olumlu gelişmeler ve hani yüzde sekseni olduğu bir tek şu kaldı dediğiniz son 3 ay kalmış sadece arkadaşlar sonrasında bir yola gittiğinizi görüyorum özellikle birisiyle beraber arada maymun kesper çıkmış demiştim ilk açar açmaz hatırlarsanız. O Casper, o diğer iki maymunun aslında sizi takibiyle alakalı olarak vermiş. Takip edilirsiniz. Ne mutlu. Size bırakın. Takip etsinler. Demek ki ee, merak edilen şeyler yapıyorsunuz. Bu da hayırlı ve iyi bir durum açıkçası. Ve ben Mart'ın sonundaki o yolunuzu sizin çok net, tertemiz sonuca yürüdüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Sonuca. Daha ne olsun? Gerçekten ay sabır etmek zorundasınız ama beklemek durumundasınız. Onu söyleyeyim. Ama güzel gelişmeleriniz her ay 1, 2, 1, 2 şeklinde konuştuğunuz birileri var. Böyle e, güzel yani devenin üstüne çıkmışsınız maşallah. O yüzden güzel şeyler yaşayın inşallah. Dileğiniz her neyse Mart'ın sonunda bir yol açılıyor. O yolla beraber de yolunuz açılıyor, önünüz açılıyor. Dileğiniz gerçekleşiyor. Dilekle ilgili artık ertelen neler yaşanılmıyor diyebilirim. Ertelenmeyecek bir şey. Şimdi kadar çok temiz çıkmış değil mi arkadaşlar? Göz yaşları dökeceksiniz. Ummadığınız için mi acaba dedim. Sanki beklemiyormuşsunuz sizde gibi. Sanki böyle e, ne diyelim ona. E, çok fazla beklenmediğiniz kadar güzel ilerleyecek diyor. Şimdi siz önden gidiyorsunuz. E, şöyle diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada eşli görüyorum, görmüyorum demeyeceğim. Ama önden gidiyorsunuz, iki kişi arkanızdan geliyor. Bu e, ne demek biliyor musunuz? İki tane insana hayır demişsiniz. Ve siz önden gidiyorsunuz ama teksiniz. E, ve e, arkanızda beğenenler var, bakakalıyorlar ve siz oralı değilsiniz. Yalnızlığı tercih ediyorsunuz ama mutlusunuz, ama huzurlusunuz. Önünüz açık. Yalnız ve mutsuz değilsiniz. Şimdi... Evliyseniz bunu nasıl değerlendireceğiz? Sizin arkanızda kayınvalideniz, kayınpideriniz, eltiniz, görümceniz, bacanağınız, bağladığınız bir şeyiniz bilmiyorum. Sizin evliliğinizde o iki tane insan sizin canınızı sıkıyordu. Hani iki arkadaşınız canınızı sıkıyordu. İki tane akrabanız canınızı sıkıyordu ama evlilik hayatınızla alakalı. Hani sizin bizzat canınızı sıkıyordu ya da ve siz bu iki insanı umursamıyorsunuz artık arkadaşlar. Arkanızı dönmüşsünüz. Yalnız gidiyorsunuz. Çünkü hani eşinizin değil sizin canınızı sıkıyordu. Sizin meselelerinizde de yalnız görüyorum diyebilirim. bekarsanız bekarlığınız devam eder. Ama mutsuz değilsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sizi ben mutsuz görmüyorum. Yalnız görüyorum. Ve de hmm, Şimdi o kadar çok temizle çıkmış ki zaten amacınız ulaşmışsınız. Göz yaşlarıyla karşılayacaksınız siz. Kesinlikle Mart sonrasını. Güzel de bir süreç olsun. Hanenin tam içi sadece böyle veri 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 konuşmalar var. Bu da nazardan geçiyor. E harfini görüyorsunuz. Dur ters dönmüş. Bir güçlüsünüz ki yanınızda karşınızda iki, iki insan duruyor böyle küçük küçükler. Hani bunlarla alakalı haksızlık yaşadığınız insan. Bu bizim maymun dediğimiz arkadaşlar bile olabilir. Tanıyorsunuz neticede. Onlar sizin yanınıza geliyor olabilirler. Emek vermişsiniz. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Önünüzü göremediğiniz zamanlar, mutsuz olduğunuz, parasız olduğunuz zamanlar geride kalmış. Gelsin şimdi denge zamanı der gibisiniz. Artık dengelerimi kuruyorum ben. Çilemi çektim. Bundan sonra önüm açık aydınlık dediğiniz süreçleriniz olur arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi işle ilgili de herhangi bir detay vermediği gibi sadece konuşulmalar verilmiş. İşte bu Mart sonrasındaki belki de ilahi adalet dediğimiz değerlendirdiğimiz süreç tamamen işinizle alakalıydı arkadaşlar. Kariyerinizle alakalıydı. Şunu bilin olur mu? Siz bir fidan dikmişsiniz, yeşertmişsiniz tohumu. Tohum fidan olmuş ağaca doğru evrilecek. Yani sizin içinizde bir başlatma enerjisi varmış zaten. Neye başlattığınızı bilmiyorum. Ama müdür de olursunuz, amir de olursunuz. Anlatabildim mi? Firma sahibi de olabilirsiniz. Fabrikada kurarsınız. Onu bilemem. Çünkü net başlıyor artık. Hele ki Mart itibariyle kariyer hayatınızda sadece ve sadece ee, tabiri caizse çark dönüyor diyelim. İşler tıkırında diyorlar sizin için dönüp. O kadar. Hiçbir engel e, pür yani hayatın zaten içinde engeller var. Günün içinde bile engel var aşamayacağın engellerin kalmamış demek. Daha doğru olur. İçini bu anlamda rahat tut. Demek daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi 3 yıldır ben dediğim gibi buradayım ve yorumlarınızla enerjinizle aslında devam edebiliyorum. O yüzden bu tarz platformlarda da beğeniler ve yorumlar aslında daha çok kişileri Ayakta tutabildiğini de söylemek isterim burada. O yüzden e, bu anlamda desteklemek isteyen arkadaşlarımız olursa tabii ki de desteklerinizi de bekliyorum. Bugün ilk kez aramıza katılan arkadaşlarımız da oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Falın bitti dedikten sonraki sohbet kısmı biraz böyle hayatımdaki kişisel tecrübelerim. Tabii ki de sizlerin yanında belki de bir hiçtir ama her zaman söylüyorum öğrenmenin yaşı yok. Ee, hayat insanı ne zaman sınayacak hiç belli olmuyor o yüzden sizin edindiğiniz e, tecrübeyi ilk e, ben belki çok küçükken edinmişimdir e, ben de sizin o edindiğiniz tecrübeyi belki yıllar sonra edineceğimdir onu bilemeyiz ama bir yerde yürek kanıyorsa da ölçeri de yok hangimizin yüreği hangi şekilde kanıyor acaba daha yaralıdır kimse kimsenin derdini küçümseyemez arkadaşlar kendinize bunu yaptırtmayın izin vermeyin önce kendi değerinizi kendiniz verin yeryüzündeki bir daha dünyaya sizin gibisi gelmeyecek olan tekil varlıklarız hepimiz böyleyiz her birimiz tek tek o yüzden bugünkü sıkıntınızı bilemem bir an önce şifalanın isterim ama şunu unutmayın yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin bugünkü şer dediklerimiz bize bazen yarının hayırları olarak gelecektir <laughs> yarın gösterir bunu da bize son olarak da birileri bir şeyler elbette ki canınızı sıktı ya yani bir şekilde yaraladı bizi İlahi adaleti teslim edin arkadaşlar. İlahi adalet er geç tecelli ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim ben. Ee, er geç karşı taraf ne yaşattıysa kendisi de yaşamadan göçmeyecek. Buna inançınız tam olsun. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Hep bunu söylüyorum. Neler atlattık. Tabii ki de umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ya sabır geçecek. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz güzellikler biriktirin. Sizi güzellikler bolsun. Herkesin kalbinde ne varsa zaten onu bizzat dönüp dolaşıp yaşayacaktır. Bunu içinizi rahat tutun diyorum. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.